Bu soruya Davutoğlu cevap vermelidir. FETÖ'nün beyni sayılabilecek eski savcı Gültekin Avcı önce tahliye edildi, sonra yeniden tutuklandı. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan da tahliye edildi. Artık tutuksuz yargılanacak. Bu iki ismin niçin tahliye ettirildiğine HSK baksın. HSK şuna da baksın. Mahkemede her iyi hal gösteren tahliye mi edilecek? Çünkü FETÖ'nün şanlı tarihi, tahliye hikayeleri ve ihanetlerle dolu. Mahkemede iyi hal gösterip ve tabii işbirliği yapıp tahliye belgesini kapan solu ülke dışında alıyor. Bunun sayısız örneği var. Yurt dışına çıkanlardan bir teki bile, evet bir teki bile ülkeleri lehinde pozisyon almıyor. Örnek mi? Pensilvanya'da mukim şarlatan, 17-25 Aralık darbe operasyonunu yürüten kamu görevlilerinden bahisle binde birini bile tanımam demişti. Hepsini tanıyordu oysa, isim isim tanıyordu hatta. Birçoğuyla farklı vesilelerle bir araya gelmiş, aynı maklubeye kaşık sallamışlardı. Birçoğunun eylemlerinden anında haberdar ediliyor ve sürekli enformasyon alıyordu. Aldığı enformasyon doğrultusunda yeni görevler tevdi ediyor, yeni operasyon emirleri veriyordu. Bu kamu görevlilerinden biri Hüseyin Korkmaz'dı, komiser yardımcısıydı. Şarlatanın tanımadığını söylediği özel yetiştirilmiş bu eleman, ...17-25 Aralık girişiminin uygulayıcılarından biri olarak karşımıza çıktı. Hatırlayacaksınız, gözaltına alındığında hırsızdan korksaydık polis olmazdık diye slogan atmış, ekip otosuna götürülünceye kadar kral çıplak diye bozuk plak gibi tekrarlayıp durmuştu. Annesi de ben oğlumu fetih dualarıyla büyüttüm, ülkesine ihanet etmez demişti. Bir süre içeride tutuldu. İçerideyken işbirliği halindeydi. Daha doğrusu kuzu modundaydı. Aşırı denebilecek bir davranış sergilememiş, hatta haksız yere içeride tutulan mağdur polisi oynamıştı. 17 ay sonra salıverildi. Salıverildiğinde yaptığı açıklama manidardır. Hiç görev almadım. Hiç alakamın, hatta bilgimin dahi olmadığı, herkes gibi medyadan 25 Aralık tarihinde öğrendiğim bir dosyayla ilgili tam 17 ay 10 gündür tutukluydum. İlk defa hakkında adil bir karar verildi. Büyük bir pişkinlikle mağdur rolü oynayan bu şerefsiz, aylar sonra Amerika'daki Hakan Atilla davasında ortaya çıktı ve hiç görev almadım dediği operasyonun en önemli yürütücülerinden biri olduğunu açıkladı. Yani ülkesi aleyhinde tanıklık yaptı. Tanıklığın tarifesi 50 bin dolardır ve tediyesi FBI tarafından sağlanmıştır. Şimdi sıkı durun. Meclise yollanan fezlekelerin hazırlayıcısı da bu şerefsizdi. Hani Ahmet Davutoğlu 4 bakan için Yüce Divan'a gidip aklanıp gelsinler diyordu ya. Yargılamalar iş bu şerefsizin hazırladığı fezleke üzerinden yürütülecekti. Davutoğlu niçin AK Parti'den koptu diye merak ediyor musunuz hala? Cumhurbaşkanı Erdoğan duruma müdahale etmeseydi, bakanlar o fezlekeye göre yargılanacak, kuvvetle muhtemel ceza alacaklardı. Kuvvetle muhtemel değil, mutlaka ceza alacaklardı. Bunu fezlekelerin yazıcısı şerefsiz Hüseyin Korkmaz da biliyordu, dönemin siyasileri de biliyordu. Bugün biricik yargılama yeri Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir diyen dönemin devlet adamları da biliyordu. Hüseyin Korkmaz Anayasa Mahkemesi'ne satamadığı, çünkü Davutoğlu'nun hesabı tutmadı, fezlekeleri Amerika'ya kaçırdı ve zarrab davası savcısına teslim etti. Soru şu, ısrarla Yüce Divan diyen siyasiler, Davutoğlu ve Ahmet Taş getiren gibi Davutoğlucular, İş bu fezlekenin Hüseyin Korkmaz tarafından kaleme alındığı bir numaralı sanık olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaret edildiği bilgisine sahip miydiler? Bu soruya ülkesini ve dava arkadaşlarını batıya jurnalleyip duran Davutoğlu cevap vermelidir.